Geçtiğimiz 7 yılda sigarayla başlattığımız mücadelede Türkiye çok önemli bir başarı elde etti. Ve bu hafta kanser haftası. Vatandaşlarımızın en çok korktuğu da kanser olmak. Sigarayla mücadelemiz bizim kanser hastalığı erken teşhisimize veya teşhislerimizde %10'luk 8 ile 10 arasındaki bir oranda düşüşü yakalamaya başladık. Demek ki %10 çok büyük bir rakam. Belirli düzenlemeler getirdik. Bunlardan bir tanesi işte vitrinlerde satışı yerine kapalı dolaplarda satış. Açık alanlarda içiliyor. Nerede? İşte burada açık alan olarak, burayı da muhtemelen açık alan olarak kabul edebilirler çünkü açılıp kapanıyor. Açık alanlarda %25'lik bir açık alanda sigara içilebilir. Mesela bir açık alan restoranı veya bir çay bahçesini düşünün. Çay bahçesinin %25'lik diliminde sigara içilen bölüm, diğer %70-75'lik diliminde sigara içilmeye. Niye oraya? Herkes ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla, kucağında bebeğiyle geliyor. Şimdi bebek orada, bebek arabasında, masada veya yan masada sigara içiliyor. O zaman sigara içenler o çay bahçesinde o 25'lik, 30'luk Bakanlar Kurulu'na bu anlamda düzenleme etkisi de veriyoruz %50'ye kadar. Bu alanda sigara içmeyene, plajlarda şezlonglar, her otelin şezlongları belli mi? Belli. Sınırı belli mi? Belli. Bu sınırlardaki şezlonglarının %50'si sigara içilemeyen, %50'si de sigara içenlerin olduğu bölüm veya oranlarla alanlara göre oranlarda artma eksilme olur. Çocuk bahçeleri diyoruz, parkları. Çocuk parklarında bir taraftan çocuğu parka götüreceksiniz, diğer taraftan yandaki oturma grubunda sigaraların içildiği bir ortam yok. Çocuk parklarında sigara içimi niye yasaklıyoruz? Yetişkin normal parklarda ise sigara içim alanları, yani 10 dönümlük bir parkta işte %25'lik alanını belediye çizgileriyle veya sınırlarıyla belirleyecek, sigara içenler parkın o bölümüne gidip parkta sigara içecekler. AVM'lerin kalabalık merkez hastanelerin giriş çıkış kapıları önünde de yine belirli mesafeler belirlenecek. O kapının girişinin önünde sigara içenler değil, onları kapının girişinden mesafesi belli olan bir uzaklıkta sigara içmelerine. İşte üniversite kampüslerinde yine sigara satışının yasaklanacağı gibi düzenlemeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne havale ettik.